Şimdi önemli kalite gurularından bahsedelim. Aslında çok önemli bir sürü isim var ama dersi uzatmak için ben 4 tanesini seçtim ve bunların kısaca yaptıkları uygulamalardan bahsedeceğim. Şimdi birincisi Shewhart. Shewhart önemli bir adam. SPC eğitimde yani istatistik proses kontrol eğitimde kullandığımız araçlardan bir tanesi kontrol kartı ve bunu bulan ilk kullanan kişidir. Kontrol kartları da şöyle bir örnek vermem gerekirse bir üretim var. CNC Torna'da bir mil üretiyorsunuz. Bu prosesi takip etmek ve daha ıskarta parça, daha kötü parça olmadan üretimi durdurup iyileştirme yapmanızı sağlayacak bir araç olarak düşünebilirsiniz. Yani prosesi izlemek, hataya doğru mu gidiş var, yoksa prosesin nominal seviyede mi ilerliyor? Hata olmadan, çünkü hata olduktan sonra yani ıskarta parça ürettikten sonra zaten parça çöp. Ondan sonra yapacak bir şey yok. Ama daha hata olmadan üretimi durdurup iyileştirme yapmanızı sağlayacak bir kontrol kartı. Bunun dışında Ishikawa. Ishikawa'da balık kılıcı ya da Ishikawa diyagramını bulan kişi. Biz balık kılıcı diyagramını bir problemin kök neden analizinde kullanıyoruz. Mesela diyelim ki plastik bir parça üretiyorsunuz ve müşterinizden plastik parçanın üzerinde bir işte gaz boşluğu, işte bir doldurmama sorunu geldi. Şimdi bunun çok farklı nedeni olabilir. Operatör kaynaklı, makine kaynaklı, metot kaynaklı, ne bileyim çevre kaynaklı, ölçüm sistemi kaynaklı çok farklı nedenleri olabilir. Bunlara daha metodik yaklaşabilmek için Ishikawa böyle bir yöntem geliştirmişti. Metotla alakalı şeyleri, nedenleri, olası nedenleri buraya yazıyorsun. İşte insanla alakalı, operatörle alakalı konuları buraya yazıyorsun. Ve bu şekilde daha sağlıklı bir problem çözümüne gidebiliyorsun. Bunun dışında Taiichi Ono var. Bu kişi de yalın üretimin, o yalın felsefesinin kurucusu, Toyota üretim sisteminin kurucusu. Yani işte 5S, Spoke Yoke, tek parça akışı gibi birçok önemli uygulamayı da bu kişiye borçluyuz. Onun dışında Deming var. Deming de yine aslında Deming ile Shewhart, yani Deming Shewhart'tan sonra bu Bell telefon şirketinde çalışmalar yapıyor. Shewhart'ın oluşturduğu bir kalite çevrimi var. Tamam mı? Yani 3 haneden, 3 çevrimden oluşuyor. Bunu geliştirerek bir hatta Deming ya da PDCA çevrimi oluşturuyor. Bu çevrim sürekli iyileştirmenin ne diyelim ana taşı, göbeğindeki mantık, metot diyebiliriz. Kısaca bahsedersem ki ileriki derslerde zaten var. Herhangi bir sorun çözerken, herhangi bir konuda sürekli iyileştirme yaparken biz bu çevrimleri kullanıyoruz. Yani ilk başta sorunu tanımlıyoruz. Tamam mı? Onunla alakalı bu sorunu geliştirmek için neler yapabiliriz? Bunun analizini yapıyoruz. Kök analizi yapıyoruz. Uygula kısmında burası bir planlı birinci fazdır. Uygulama kısmında ise birinci kısımda planladığımız, alacağımız önlemleri uyguladığımız yer. Yani ikinci faz icraat kısmı. Sonra bunların sonuçlarını kontrol ediyoruz. Değil mi? İşte örneğin işte plastik parçadaki gaz boşluğunda efendim işte yoğunluk girişinin çapının düşürülmesiyle alakalı bir aksiyonumuz var. Yoğunluk çapını indiriyoruz. Uyguluyoruz ikide. Sonra burada kontrol ediyoruz sonuçları. Kontrol ettikten sonra eğer istediğimiz sonucu tam olarak alamazsak sonra bu çevrimi tekrar başlatıyoruz. Yani burada da bu sonuçları değerlendirdiğimiz kısım ya da yaygınlaştırma yaptığımız kısım. Diğer benzer parçalara burası. Buna da Puke çevrim diyoruz. Teşekkür ederim.